Merhabalar, bugün Windows'ta kısıtlı kullanıcı altında admin yetkisi nasıl verilir bundan bahsedeceğim. Öncelikle bizim standart bir kullanıcımız varsa eğer domain ortamında veya farklı bir ev ağında veya iş ağında hiç fark etmez. Bu kullanıcı standart kullanıcı modunda açtıysa eğer oturumunu programları yönetici moduyla açamaz veya program yükleyemez. Yani programda bazı işlemleri yapamayabilir. Ben bugün RenEdge diye bir tool'umuz var. Bunun kullanımını anlatacağım. Bu tool'u kullanarak biz bir kullanıcıya bir uygulamayı admin modunda çalıştırabilmesini sağlayacağız. Bazı yazılımlar var, ücretsiz ve ücretli olmak üzere. Bu RenEdge diye yazılımımız, böyle bir yazılım var. Ücretsiz olarak çalışmakta ve portable, herhangi bir kurulum gerekmiyor. Bunu indiriyorsunuz direkt. RAR'dan çıkartıyorsunuz. Bunun linkini de vereceğim. Kısıtlı kullanıcıya admin yetkisi vermiş oluyorsunuz. Örneğin iş yerinde admin yetkisiyle 3 ayda bir açılması gereken bir program var. Bunu sağlayabilmek için bu tool'u kullanabilirsiniz. Ben neden kullanıyorum bunu? Bizim şu şekilde VS diye bir programımız var. Ben açayım. ERP sistemimiz bu bizim. Hatta şuradan kapatayım önce bir. Hemen şöyle açıyorum. Bu program görüldüğü gibi ben şu an bizim şirketteki kullanıcılarımızdan herhangi birine bağlayayım. İndir dediğimde şimdi indir diyorum. Standart bir kullanıcı, admin yetkisi yok. Şimdi kur diyorum. Şu an indiriyor uygulamanın yüklenmesi için gerekli araçları. Birazdan birden admin şifresi isteyecek. Windows'ta runask diye bir komut var. Bu komut bize bir uygulamayı mevcut kullanıcı dışında diğer bir kullanıcı altında kullanmayı yani çalıştırmayı mümkün kılıyor. Görüldüğü gibi şu an bizden bir şifre istiyor. Admin şifresine girersem güncelleştirmeyi yapacak. Fakat ben girmiyorum. Hayır diyorum. Kapat diyorum buna. Güncelleştirmeyi yapmasına izin vermedim. Daha sonra indir diyorum. Çünkü admin şifresi girilmedi. RunS Tool dediğimiz bir araç var. Bunun nasıl kullanıldığını hemen bahsedeyim. İki kere tıklıyorsunuz buna. Görüldüğü gibi bilgisayarın lokal admin şifresini istiyor. Lokal admin şifresini zaten bir sistem yöneticisi bilir. Bir de domain admin yetkisi var. Bunu kullanmıyoruz. Lokal admin'deki şifreyi istiyor bizden. Ben lokal admin şifresimi girdim. Daha sonra tamama tıklıyorum. Şifre yanlış dedi. Yanlış girdim sanırım. Tekrardan deniyorum. Şifremi girdikten sonra programın değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye bir soru sordu. Evet'i tıklıyorum. Daha sonra karşıma bu şekilde basit bir arayüzü çıkıyor. Admin yetkisiyle açılmasını istediğim programı öncelikle buradan seçiyorum. Via diye bizim tersane takip programımız var. Bunun admin yetkisiyle açılmasını istiyorum. Çünkü her güncelleştirme geldiği zaman via programımıza dosya komutunu da açtım. Masa üstünden de sürükle bırak yapabilirsiniz. Eğer masa üstünde varsa bunun kısa yolu. Hemen bakayım masa üstünde kısa yolu yoktur muhtemelen. Evet şu an yok masa üstünde kısa yolu. O yüzden ben şuradaki programların altındaki kısa yolunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi çalışma arayüzü gayet basit. Burada bir kısa yolu var via programının. Bunu sürükle bırak yaptım. Açıklaması geldi. Burada farklı bir isim de verebilirsiniz. Via admin diyebilirsiniz bunun ismine. Via yönetici diyebilirsiniz. Ben via shipyard admin diyeyim buna. Admin yetkisiyle açılıyor çünkü. Via shipyard admin kısa yoluyla yani admin olarak çalıştırılacak kısa yolu masa üstünde via shipyard admin olarak yazdım. Dosya konumunu gösteriyor. Dosya konumu bu dosya konumunda. Parametre olarak bir parametre girmeyeceğiz. Yönetici yetkileriyle çalıştır diyorum. Yani bunlar varsayılan ayarlara hiç dokunmuyorum. Programı kapattığınız zaman yönetici hatlarıyla çalıştırılmayacaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Hatta şunu da göstereyim. Programımızı kapatalım. Yeniden açmak istediğimiz zaman kullanıcı modunda açıldı. Görüldüğü gibi. Burada tıklandığı zaman
yönetici olarak açmış olduk programımızı. Güncellemelerimizi yapabiliriz. Fakat ben bunu masa üstünde kısa yol oluşturabilirim buradan tıklayarak. Kısa yol oluştur diyeyim. Masa üstü de kısa yolumuzu oluşturacağım. Kaydet diyorum. Masa üstünde kısa yolumuzu oluşturdum. Şimdi güncellememizi yapıyor mu yapmıyor mu deneyelim. Görüldüğü gibi VS Shipyard Admin diye çıktı. Şurada Run as Tool olarak da dosya konumunu gösteriyor. Açalım. Evet diyelim. Şimdi yönetici şifresi istemeden güncellememizi yapacak. Şimdi indir diyorum. Bu sayede her kullanıcı istediğimiz sistem yöneticisinin istediği programı admin olarak açabilecek. Kendi güncelleştirmesini veya farklı bir şey de olabilir. Admin yetkisiyle ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Kısıtlı standart kullanıcı altındaki bazı programlar düzgün çalışabilmek için yönetici yetkisi isteyebiliyor. Sırf sistem yöneticilerinin içine değil, ailede, iş yerinde, bilgisayarda tek bir yönetici altında kullanılmaktadır. Altında standart kullanıcılar var. Eğer biz kullanıcıya admin yetkisi verseydik tamamen standart kullanıcıya, virüs, malware, spyware gibi bir sürü zararlı yazılımlar var. Bunlar bizim sistemimizi virüslere açık hale getirecekti. O yüzden kullanıcılara genellikle admin yetkisi verilmez. Varsayalım bir çocuğumuzun hesabı var. Ödevini yapmak istiyor ve biz çocuğumuza standart bir kullanıcı yetkisi verdik. Ödevi yapması için de o programı kullanması gerekiyor. Ama çocuğunuza admin yetkisi vermediniz. Bilgisayarınıza herhangi bir zararlı yazılım bulaştırmaması için. Bu program ile istediğiniz programı çocuğunuzun admin yetkisiyle açmasını sağlayabilirsiniz. Görüldüğü gibi şu an güncellemeyi yaptı. Bunun yanında Adobe Air güncellemesi de var. Onu da yaptıralım. Bu görüldüğü gibi normal çalışılıyor. Bu ise admin olarak çalışılıyor. Bunu tıklarsanız yönetici haklarıyla açacaksınız. Yönetici olarak çalıştırır. Tekrardan programımızı çalıştırıyoruz. Şu an Adobe Air'in güncellenmesi. VS'ımızı güncelledik. Az önce VS'ın bir güncellemesi vardı. Onu yaptı. Bu Adobe Air dediğimiz şey ise VS'ın çalışması için gerekli bir Adobe programı. Bunun herhangi bir alakası yok bizim kullandığımız ERP sistemiyle alakalı ama biz VS Shipyard'a admin olarak giriş yetkisi verdiğimiz zaman bu programı da güncelleyebiliyor. Yani benim şu an VS'ı admin olarak açması sayesinde hem Adobe Air güncellemelerini alabiliyorum hem de kullanmış olduğumuz VS Shipyard ERP programında güncellemelerini standart bir kullanıcıya aldırabiliyorum. Bunun yanında göstermek istediğim şu anlık şu da var. Ben bu programı C'nin altında bir arada koydum. Hemen göstereyim. Ben bu programı C'nin altında Run F Tool diye buraya koydum. Zaten portable çalışan bir program. Yani kurulum gerektirmeyen demektir portable. Run F Tool'umu açtığım zaman gördüğünüz gibi standart kullanıcı moduyla açıyor. Mesela buraya bu programı da admin yetkisiyle açması için sürükle bırak yapıyorum. Sürüklemiyor çünkü. Kullanıcı modunda açıldı. Eğer bunu tekrardan admin moduyla açmak istiyorsak dosyaya tıklıyorsunuz. Yönetici modunda aç diyorsunuz. Buraya şifrenizi girip yönetici modunuza geçiyorsunuz. Burada başka program varsa kullanmak istediğiniz admin modunda bunları da sürükle bırak yardımıyla admin moduyla kullanabilirsiniz. Buraya yüklediğiniz bir programı admin moduyla kullanmasını istemiyorsunuz artık. Buradan sil diyerek buradan çıkartabilirsiniz. Düzenin altında yine hepsini sil veya farklı bir toplu işlem yapmak istiyorsanız onlarla ilgili dosyayı çalıştır, kısa yolu oluştur gibi seçenekler var. Seçeneklerin altında da yine programın kendi ayarlarıyla ilgili bazı ayarlar var. Yardım kısmında da yine program ücretsiz. İsterseniz bağış yapabiliyorsunuz, web sitesine ulaşabiliyorsunuz. Hakkında diğer özelliklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Programın yapımcısı, çevirisi, yani translate'ini yapan arkadaşların hepsi gözüküyor buradan. Bu programı ayrıca linkini de vereceğim bir site var Sordum.net diye. Oradan da indirebilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Hatta orada bir makalesi var. Orada da ayrıntılı anlatıyor. Bu şekilde admin yetkisiyle kullanmak istediğiniz programı, örneğin bunu sürüklü bırak yaparak, bunu da sürüklü bırak yaparak mesela bu Chrome'u bundan sonra admin yetkisiyle buradan açabilirsiniz. Mesela kapatayım hemen. Kullanıcı girdiği zaman bundan sonra Chrome'u admin yetkisiyle buradan açacaktır rahat bir şekilde. Ama buna gerek yok. Ben dosya yönetici modunda aç. Buradan tekrardan bunu giriyorum. Bunları tekrardan çıkartacağım. Yani bu şekilde standart bir kullanıcıya bir programı yönetici haklarıyla
açtırmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Tamamını sildim az önce yanlışlıkla. Tekrardan bunu yapayım. Sürükle bırak diyorum. Bakalım. Tamam, düzeldi şu an. Kapatıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.